Günaydın arkadaşlar. Sabah oldu, parktayız. Kosova dönüşü. Seferimiz bitti. Şu da yeni model Volvo. Yine Volvo, yine bizim araçlar Mercedes. Hep bu güçlü araçlar. Güçlü araçların arkasında termokil dorseleri var. Tabi bunun sebebini söyleyelim. Bunun sebebi yüklerin bazılarında zamanlıdır. Çok donuk yükler olur vesaire. Zamanlı yüklerde saatlik belli bir kilometre verilir. Saatte diyelim 55 kilometre, 60 kilometre. 60 kilometre desek 9 saatlik süreçte 540 kilometre yol gideriz. 540 kilometre sonra diyelim hangi adres var, ona göre mail atılır firmalar tarafından. Orada da depoda görevliler bekler bu saatte bu aracın geleceği için. Ve o yüzden hemen beklemeden de yükümüzü indirmeye başlarız. Eğer geciktiğimizde de resmi bir kayıt olması lazım. Olmadığı sürece gecikme sebebinde kaydın sağlam olacak. Eğer olmazsa ceza yersin. Şunu göstereyim. Şunu da. Burada bir küçük kapak var. Her dorsede böyle kapaklar vardır. Bu kapakların sebebi de taşıdığın yükün narenciye olduğu zaman, yani portakal, limon, mandalin, greyfurt ve o gibi onun benzeri, bu yükler asitli oluyor. Ben de yeni öğrendim. Asitli yüklerde kapağı açman gerekiyormuş. Açmazsan motora zarar veriyor. Yani hava alması lazım. Asit nasıl gazozda şişme yapıyor veya sallandığında, aynı bu şekilde de dorseye zarar veriyor. Zarar verdiği için o kapağı açıyoruz. O kapak sürekli yük dorsede olduğu sürece açık kalıyor. Peki dersin, yani soğumasına engel oluyor mu? Olmuyor. Çünkü o asidi dışarıya bırakmak zorunda. Diğer türlü motoru da yakabiliriz. Zaten yükümüz donar ya da yük mahvolur yani. Yaptığımız işin bir kıymeti kalmaz. O yüzden arkadaşlar, bu da önemli bir bilgi termokil hakkında. Ve de güçlü araçları kullandıklarında öğrenmiş olduk. Çünkü zamanlı yüklerde güçlü araç lazım. Yani şöyle diyeyim, bir aksorla tekir rampası, Sarıgöl rampası veya de bildiğimiz herhangi can kurtarandan çıkarken bir aksorla çıkmak veyahut da 540 Volvo ile veyahut da 750 Volvo ile çıkmak çok çok fark eder. Varacağımız noktaya göre de en az 2 saat, 3 saat, o 9 saatlik sürüşte 1,5 saat çok rahat fark eder. O da ne olur? Dinlenmesi olur. Şoförün dinlenmesinden hariç aracın dinlenmesi, istirahati. Araç yorulmaz. Daha erken vardığımızda hem yakıt yönünden hem termokilin yakıtı yönünden fazla da yakıt tüketmez. Böyle güçlü araçların bu şekilde faydaları vardır. Şimdilik yeterli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.